Yatırım Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yatırım Kulübü'nde enflasyon rakamları üzerine odaklanacağız. Ağustos ayı enflasyon rakamları az önce geldi. Aylık %0.86, yıllık %11.77 olarak gerçekleşti. Tüketici enflasyonu rakamları hemen hemen beklentiler çerçevesinde çok hafif. Bu beklentilerin, medyan beklentinin altında şekillenen bir enflasyon var. Alt detaylarına baktığımız zaman gıda ve giyim tarafının aslında nispeten daha mutedil performans gösterdiğini, gıdanın eksi geldiğini gözlemliyoruz. Yaz aylarında alışılageldiği üzere. Aynı zamanda giyim ve ayakkabı kaleminin ise %2.11'lik düşüşle enflasyonu aşağı yönlü çektiğini gözlemliyoruz. Ev eşyası, ulaştırma gibi kalemlerde %1'in üzerinde, eğlence ve kültürde keza yine %1'in üzerinde artışlar dikkat çekiyor. Lokanta ve oteller %1.56 artış göstermiş aylık bazda. Çeşitli mal ve hizmetler kalemi ise dikkate değer %5 aylık artışla şu an itibariyle enflasyon üzerindeki önemli farklardan bir tanesini oluşturmuş. Çekirdek enflasyona baktığımızda ise 0.78 B endeksinde, 0.77 C endeksinde artılar görüyoruz. Böylelikle her iki kalemde %11'in üzerinde kalmayı sürdürecek. Şu an itibariyle %11.03 C endeksi, %11.18 ise B endeksinde geldiğimiz seviye. İki kıymetli konuğumuz olacak enflasyon rakamlarını değerlendirmek için. Öncelikle İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, sonra da Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necip Çakır'la değerlendirmeye çalışacağız. Nilüfer, günaydın diyelim sana öncelikle. Günaydın, açılı yayınlar. Şimdi enflasyon rakamları geldi ve gelen rakamları biraz önce aktardım. Bu arada özellikle tabii üretici enflasyonu tarafına da bakmakta fayda var. Çünkü PMI verilerine baktığımız zaman orada ciddi bir maliyet artışından vurulduğunu net olarak görüyorduk. Buradan baktığımız zaman da yine aylık enflasyon rakamının oldukça sert yukarıda olduğunu gözlemliyoruz. Metallerdeki ve petrol fiyatındaki dönüşteki etkiyi orası da hissetmeye başlamış. Ama önce bir manşet enflasyonu üzerinden, tüketici enflasyonu üzerinden konuşalım. Nasıl gördün rakamı? Öncelikle hem büyümede hem de enflasyonda bir ucu ucuna olma durumu var. Yani büyümede işte çift taneye ucu ucuna gelmemiştik. Enflasyon tarafında da yıllık enflasyonun yatay kaldığını görüyoruz. Bunu sağlayan şey de aylık bazda geçen yılın aynı ayındaki rakama paralel bir değişim bu ayda görmüş olmamız. Yani Ağustos 2019 ayındaki aylık değişimle şu an gerçekleşen aylık değişim birbirinin aynısı. Bu sayede yıllık enflasyon bizim ve piyasanın bir miktar artış beklentisinin aksine yatay kaldı. Burada tabii aylık rakam geçen yıla benzer olsa da içerik olarak baktığımızda bir farklılaşma görüyoruz. Örneğin çekirdek enflasyon geçen yıla göre daha yüksek gerçekleşti. Biz de bunu bekliyorduk. Yani enflasyonda asıl baskıyı çekirdek enflasyon tarafında hissedeceğimizi düşünüyorduk. Ona benzer geldi. Bir miktar bizim beklediğimizden daha sınırlı bir baskı olduğunu söyleyebilirim. Biz yıllık çekirdek enflasyonun bir puan, hatta belki bir puanın da biraz üzerinde artabileceğini hesaplıyorduk. Ama şu anda bir önceki ay yıllık çekirdek enflasyonuna kıyasladığımız zaman yanlış hesaplamadıysam 0.75 puan civarında bir artış olduğunu görüyoruz. Neden çekirdek enflasyon yükseliyor? Çünkü döviz kurunun negatif, yani olumsuz yansımalarını hissediyoruz. Burada aslında daha belirgin bir artış da olabilirdi ama giyim fiyatları bunu sınırlamış. Ama döviz kurunu daha hızlı yansıtan birçok kategoride artışlar belirgin olmuş. Giyim tarafında ise son yanlış yine görmediysem biraz hızlı baktım ama yanlış görmediysem son 3 yılın en iyi Ağustos ayını görüyoruz. Yani düşüş var mevsimsel olarak, her Ağustos'ta düşüş oluyor ama bu seferki daha fazla olmuş. Onun bir çekirdek enflasyonu sınırlayıcı bir rolü olmuş. Ama döviz kurunun olumsuz etkileri birçok kategoride kendini hissettiriyor. Burada bizim döviz kurundan hariç olarak baktığımız son dönemde bir başka konu, sen de biliyorsun, Merkez Bankası da sıklıkla vurguluyor. Birim maliyet artışlarını yansıtan kategoriler. Burada daha önce hava yolu ve karayolu gibi, yani ulaştırma hizmetlerinde, lokanta, otellerde bu birim maliyet artış diye ifade edilen konunun etkili olduğunu gözlemlemiştik. Geçtiğimiz iki ayda, hatta Mayıs ayında da bir miktar vardı.
Fakat bu ay öyle bir şeyi pek görmüyoruz. Yani bir miktar lokanta oteller evet yüksek ama bir miktar o birim maliyet artışı diye ifade edilen etki görebildiğim kadarıyla etkisini biraz azaltmış. Onun yerine döviz kurunun daha belirgin etkisi olduğunu görüyoruz. Bir de tabii sen de dikkat çektin. Çeşitli mal ve hizmetler kategorisinde yüksek bir artış var. Onun sebebi de altın. Altın mücevher olarak tüketici fiyatı endeksinde bu çeşitli mal ve hizmet kategorisinde yer alıyor. Ve bu kategori içerisinde de çok belirleyici oluyor. Özellikle de çok Ağustos ayı gibi çift taneli altın fiyatlarında artış olan bir dönemde etkisini burada hissettirmiş. Gıda tarafında da aslında İstanbul Ticaret Odası ve Ankara'nın Türk İş diye açık sınır olarak açıkladığı mutfak harcamaları enflasyonundan anlamıştık gıda tarafında çok büyük bir baskı olmayacağını. Biz hafif eksi gelebilir diye düşünüyorduk. Bizim beklediğimizden biraz daha kötü gelmiş ama yani çok kayda değer bir sürpriz olduğunu söyleyemeyiz. Peki şimdi gidelim Profesör Doktor Necip Çakır'a hocam, size de günaydın diyelim. Nasıl gördünüz rakamları? Günaydın öncelikle. Yani TÜFE beklentisinde, enflasyonunda beklenti dışında bir gelişme yok. Yani yatay seyrediyor diyebiliriz. İFE'de ciddi bir artış var. Aylık bazda aşağı yukarı %3'e yakın bir artış var. Bu oldukça dikkat çekici. Çekirdek enflasyonunda da bir yükselme trendinin olduğunu görüyoruz. Şimdi bu da Ağustos ayında belki de ticaret verilerine de bakmak lazım bu çerçevede. Çünkü ben geçişkenlik etkisinin burada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ağustos ayında ihracatımız %5.74 azalırken buna karşılık ithalatımız %20.64 artmış. Ve tabii dış ticaretimiz de buna bağlı olarak büyüyor. Dolayısıyla bu ithal malların gelmesiyle beraber, ithal gelirlerin gelmesiyle beraber bu geçişkenlik etkisi çerçevesinde böyle bir etkinin ortaya çıkması mümkün. Yani şimdi doların 6.85'lerden işte 7.40'lara geldiğini düşünürsek bu aşağı yukarı geçişkenlik etkisi çerçevesinde %1'lik bir artış yaratır enflasyonda. O yüzden bu geçişkenlik etkisini bir türlü şey yapamadık, Türkiye ekonomisinden uzaklaştıramadık ama yani bundan sonraki dönemlerde de daha belirgin bir şekilde etkileyecek gibi gözüküyor. Çünkü yani Türkiye ekonomisi negatif olarak ayrışıyor, Türk lirası özellikle. Diğer gelişmekte olan ülkelerin paralarında değerlendirme olurken bile Türk lirası bir değer kaybıyla karşı karşıya kalıyor ki bugün trend tersine döndü. Gelişmekte olan ülkeler de dolara karşı değer kaybetmeye başladılar. Dolayısıyla bu tip sıkıntıları yaşayacağız. İhracatımıza buradan değinerek devam edeyim. Avrupa Birliği oldukça ciddi bir durumun içinde. Ve yani ben bunu işte o zaman Habertürk'te söylemiştim galiba. Yani 2009'da söylemiştim. Uzun vadede işte Japonya benzeri bir durgunluk beklediğimi söylemiştim. Bu durgunluk aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bizim ihracat pazarlarımızda ciddi bir tıkanma olacak bundan sonra. Onu ifade etmek mümkün olabilir. Bir de tabii Türkiye'yi ayrıştıran en önemli faktörlerden bir tanesi, bu dolar kuruna da etki eden faktörlerden bir tanesi, jeopolitik konumumuz ve yani şu anda işte özellikle Doğu Akdeniz'de yaşadığımız sıkıntılar. Bunlar da Türkiye ekonomisine olumsuz etki edecekler. Maalesef bu coğrafyada yaşamanın maliyetlerinden bir tanesi de bu. Peki hocam, şimdi bir döneyim Nilüfer'e tekrar. Nilüfer hocam geçişkenlik etkisinden bahsetti. Çok kısaca bunu da sana sormak isterim. Çünkü kur etkisini ne kadar hissediyoruz? Bir, aynı zamanda ÜFE'de aylık %2.35'lik bir geçiş var. PMI verisinden de biraz önce söylediğim gibi zaten bunun öncü sinyallerini alıyorduk. Maliyet artışını çok net olarak baskı olarak hissediyor şu anda üreticiler. Burada iki şeyi soracağım. Bir, kur tarafından gelen ekstra baskı, iki aynı zamanda metal fiyatları, bakır fiyatları 2 yılın zirvesinde, demirde, çelikte, alüminyumda hep yukarı doğru kaymaya devam ediyor. Bu fiyatlardaki girdi artışı fiyat tarafına nasıl yansıyabilir, ne kadar yansıtılabilir mevcut piyasa dinamiği dikkate alındığında talep koşulları? Ben de aslında tam döviz kurunun enflasyona etkisiyle ilgili bir şeyler eklemek istemiştim. Burada yani bu ayın, Ağustos ayının verisinde bir miktar döviz kurlarından gelen olumsuz etkiyi görüyoruz. Ama benim de az önce de söylediğim gibi biraz daha bizim beklediğimizden az bir yansıması olmuş. Yani çekirdek enflasyonun da sınırlanmasında hem giyim hem de bir miktar bu döviz kurunun bazı kategorilerde biraz daha yansıyabilirken biraz daha sınırlı kalmış. Belki önümüzdeki aylara kayan bir etki olabilir, yani bir gecikme olabilir. Ama yine de döviz kurunun olumsuz etkilerini şu andan itibaren bence görüyoruz. Bu noktada
taleple döviz kuru etkisini de biraz birbirinden ayrıştırmak zor olabiliyor. Çünkü talebin yüksek olduğu bazı kategorilerde yüksek fiyat artışları var. Ama bunun ne kadarı döviz kurundan gelen etki, ne kadarı talep yüksek olduğu için yapılan bir fiyat ayarlaması, bunu ayrıştırmak bazı kategorilerde zor. Ama mesela en azından hizmet tarafı da yine talep açısından bir göstergedir. Hizmet tarafında örneğin böyle bir talep baskısı olduğunu söyleyemiyoruz. Bu biraz pandemi döneminde de özel bir durum olabilir tabii ki. Çünkü talep koşulu dediğimiz şey artık hizmet tarafıyla mal tarafında aynı şekilde, aynı yönde seyretmiyor. Dolayısıyla hani bu anlamda enflasyon üzerindeki etkileri yorumlamakta biraz zorlaşıyor. Şimdi metal fiyatı veya diğer girdim fiyatları genelde aslında zaten Merkez Bankası'nın da analizlerinde genelde o şekilde yer alıyor. İthalat fiyatlarının Türk lirası cinsinden değerinin enflasyona geçişkenliği aslında daha ziyade bu geçişkenlik çalışmalarına konu oluyor. Dolayısıyla nasıl döviz kuru etkisinin işte her %10'un döviz kuru artışının farklılaşabiliyor tabii ki çalışmalarda, ama işte %10-15 bandında bir yerde geçişkenliği varsa aslında bizim ithalatımızda yüksek ağırlığı olan girdim ürünlerinin fiyat artışlarının da normal şartlarda benzer bir etki yaratmasını ve bu hesaba dahil edilmesini aslında düşünmek gerekir. Ama tabii ki bunun ne kadar yansıyacağını biraz da talep koşulları belirler. Eğer bizim işte son dönemde mesela bu kredi kartı harcamaları ve genel olarak kredi harcamalarındaki artış, evet ülkede ciddi bir talep artışı getirdi ama daha ziyade bu talep belli sektörlerde yoğunlaştı. Dolayısıyla hani fiyatlama gücü olan sektörler bu artışları tabii ki de yansıtabilirler, ama talep zayıf olan bir sektör varsa, ki daha ziyade biraz hizmet tarafı öyle şu anda, orada da zaten çok fazla yansıtacak bir maliyeti olmadığı için o taraf tabii ki yansıtmayacaktır. Ama önümüzdeki dönemde ben döviz kuru ve diğer girdi maliyeti artışlarının enflasyonunu yükseltici bir rol oynayacağını düşünüyorum. Biz daha önceden %10,5'a revize etmiştik enflasyon tahminimizi, ama kur hareketi sonrasında bunun da gerçekleşmesi sene sonu için çok mümkün görünmüyor. Hatta maalesef bir süre 2021'in de ilk başlarını da katarak söylüyorum. Çekirdek tarafında özellikle bizi destekleyecek bir baz da yok. Yani mevsimsellikten arındırılmış aylık değişimlere baktığınız zaman bir süre çok düşük artışlar gördüğümüz, zaten bunun da 2019 yılında enflasyonun düşmesine katkı sağladığını görüyoruz. Dolayısıyla 2020 yılının kalanında ve 2020 yılının başlarında bir miktar, özellikle çekirdek tarafı için söylüyorum, enflasyonda düşüş biraz zorlaşmış olacak. Kur etkisi de bunu tabii ki bu sürece destek vermeyecek. Sadece şunu belirteyim, manşet tarafında elektrik zammı görmüştük Ekim ayında bu yıl. Mesela o bu sene muhtemelen olmayacaktır. Yani öyle tahmin ediyorum. Farklı bir durum oluşursa tabii ki değişir, ama bir tek hani o sayede bir olumlu destek, yani baz etkisi desteği manşet tarafı için gelebilir. 11,5-12 bandının biz yılın kalanı için makul bir beklenti olabileceğini düşünüyoruz. Peki biraz piyasa görüşü de alalım. Gedik Yatırım'a gideceğiz şimdi. Gedik Yatırım'da Eda Karadağ bizleri bekliyor. Eda, öncelikle sana hayırlı olsun diyelim Gedik Yatırım'daki yeni görevin ve piyasaya ilişkin enflasyon rakamlarına dair görüşünü sormuş olalım. Şu anda kur 7.40'lar civarında, biraz euro doların da etkisi var. Gelen enflasyon rakamı önümüzdeki döneme dair hem para politikası üzerinden hem Borsa İstanbul fiyatlamaları üzerinden ne kadar etki yaratabilir sence? Merhabalar Atıl, güzel dileğin için teşekkür ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum sizlere de. Şimdi Ağustos ayı enflasyon rakamını aldık. Aslında baktığımız zaman Temmuz ve Ağustos ayında çok fazla bir trend değişiminin olmadığını gözlemlemekteyiz. Yani en azından piyasada beklentilere paralel bir enflasyonla karşımıza çıktılar. Ama fiyatlamalar üzerinde zaten çok ciddi bir yansıması yok şu anda baktığım zaman. Özellikle Borsa İstanbul bizim kurum olarak da beklentilerimiz paralelinde bu sabah hafif alıcılı bir açılış gerçekleştirdi. Tabii bizim için günün geri kalanı biraz daha önemli. Çünkü sabah saatlerinde açılışlar alıcılı olsa da devamında biraz daha zorlandığını gözlemliyorum.
Dolayısıyla bu anlamda haber akışlarının biraz daha ön planda olduğunu düşünmekteyim. Diğer taraftan tabii dün akşam ABD'yi takip ettik. ABD'de rekor kapanışlar vardı. Özellikle teşvik paketi beklentisiyle beraber bir miktardan yine S&P ve Nasdaq endeksinde aslında bu rekor kapanışların bir miktar bize de olumlu yansıdığını ben gözlemlemekteyim. Ancak şunu da unutmamak lazım. Özellikle bizle ilgili jeopolitik risklerin gündemde olması nedeniyle Borsa İstanbul son dönemde negatif ayrıştı. Aslında hala teknik görünümde zayıf bir performans söz konusu. Özellikle yukarıda izlediğimiz 1093 ve 1108 dirençleri bence biraz daha önemli olacaktır önümüzdeki süreç içerisinde. Özellikle bu direnç noktalarının üzerine yerleşebilmesi, evet, endeksin kazançlarını bir miktar daha genişletebilmesi adına önemlidir. Dolayısıyla bu direnç noktaları bence yakından takip edilmeli. En azından şimdilik çok olumsuz değiliz. Evet, zayıf bir görünüm var ama 1077 desteğinin üzerinde kaldığımız için satış baskısı açısından biraz daha zayıf kalıyor. Daha temkinli olduğunu ben şimdilik gözlemliyorum açıkçası. Eda, teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu yorumlar için. Biraz sonra gideceğiz Bayrampaşa Haline ve arkada... Yatırım Kulübü'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz ve İş Portföy Genel Müdürü Yardımcısı Nilüfer Sezgin ve aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necip Çakır'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Şimdi bu rakamların ardından bugün Merkez Bankası'nın Nilüfer bir de yatırımcı toplantısı var. Dolayısıyla verilen mesajların nasıl şekillenmesi beklenebilir? Merkez Bankası'nın duruşunda bir sıkılaşma var. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yukarıya gittiğini görüyoruz. Bu tabloda gidilebilecek yere dair ne duymayı bekler piyasa? Az önce de söylediğim gibi aslında enflasyonda hani çok iyimser olmak için pek bir şey göremiyoruz. O nedenle tabii Merkez Bankası'nda bu çerçevede para politikasında oluşturduğu sıkılığı koruyacağına dair, yani gerektiği kadar enflasyon bu şekilde yüksek seyrettiği sürece koruyacağına dair bir tabii sinyal vermesini bekleriz. Ama burada son dönemde Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalara, yani karar metnine ve sonrasında gelen tutanaklara diyelim, toplantı özetlerine baktığımız zaman burada Merkez Bankası'nın bir miktar talep koşullarıyla ilgili belirsizliğe vurgu yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla onu da içeren bir mesajı yineleyeceğini ben düşünüyorum. Yani bir yandan evet, biz şu anda enflasyonda bir bozulma var, dolayısıyla sıkı duruyoruz ve gerektiği kadar da sıkı duracağız. Ama talep koşulları belirsiz. Burada eğer enflasyonda aşağı yönlü bir belirgin bir etki oluşturacak bir değişiklik olursa talep koşullarında, ki bu daha ziyade tabii pandemiyle ilgili, o zaman Merkez Bankası bir miktar kendini aslında zeminde hazırlıyor. Yani mevcut sıkılaşmanın talep koşullarında aşırı zayıflama oluşması durumunda geri çekilebileceği mesajını alıyorum ben. Yani tabii doğrudan söylemese de. Dolayısıyla ben toplantıda buna yönelik bir şey karışık, yani ikisini birden içeren bir mesajı yineleyebileceğini düşünüyorum. Bir de sene sonu enflasyon tahmini şu ortamda biraz yukarı revize edilmiş olmasına rağmen Temmuz ayında yine de tabii ki son kur hareketini falan yansıtmadığı için bir miktar düşük kalıyor. Belki ona ilişkin de Merkez Bankası bir mesaj verebilir. Değiştirilmesine yönelik bir belki bir önden bunun bir iletişimini yapmayı tercih edebilir diye düşünüyorum. Ama şu anda bir mevcut sıkılaşmanın da ötesine geçebilecek, işte bir doğrudan faiz arttırımı içerebilecek bir adımla ilgili bir mesaj geleceğini çok zannetmiyorum. Bu arada bu yatırımcı toplantısı tabii bir miktar teknik de bir toplantı oluyor. Çok fazla iletişimi yapılan dışında yeni bir mesaj gelmemesi de söz konusu olabilir. Peki net bir mesaj ihtiyacı olduğunu düşünüyor musun İlfer? Yani sıkı duruşun devamına yönelik bir söylem olabileceğini düşünüyorum. Yani böyle bir şeyi ben Merkez Bankası'nın söyleme ihtiyacı da duyacağını düşünüyorum. Piyasanın da bunu duymaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Peki mesaj üzerinden mi yoksa eylem üzerinden mi bir beklentisi var piyasanın? Açıl şöyle, tabii hani enflasyonla faizi kıyasladığın zaman hala tam bir koruma ve enflasyonu düşürmeye yönelik bir şey, bir alan reel faiz açısından baktığın zaman çok yaratmış gibi durmuyor. Ama böyle dönemleri geçmişte de gördük. Mesela 2019 yılının başlarında da politika faizi %24'tü ama piyasa faizi 24 değildi. Onun çok daha altındaydı.
Şu anda da onun tam tersini görüyoruz. Yani Merkez Bankası'nın faizin daha üzerinde piyasa faizleri oluşuyor. Ve Merkez Bankası da bunu belki şimdilik yeterli görebilir diye ben düşünüyorum. Yoksa tabii ki normalde birazcık daha enflasyona yönelik bir kaygıyla diyelim, bir miktar daha sıkılaşma ihtiyacı aslında para politikasında var. Necip Hocam, siz ne dersiniz? Para politikası ve Merkez Bankası'nın duruşu bu enflasyon rakamları çerçevesinde nasıl şekillenebilir? Mesajın özü sıkı duruş sürecektir şeklinde olacak, her zaman olduğu gibi. Fakat bunu da çok fazla bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. Çünkü yani Merkez Bankası'nın bu çerçevede yapabileceği çok fazla bir şey de yok. Yani uluslararası piyasalara bakmak lazım. Özellikle de FED'e ve Avrupa Merkez Bankası'na bakmak lazım. Şimdi benim dikkatimi çeken bir şey var son dönemlerde. Paranın dolan hızı yerlerde sürdüğü neredeyse. İnanılmaz derecede düşük. Yani bunun nedeni de çok açık. Piyasada çok fazla likidite var. İşte Amerika 7 trilyon dolara vardı neredeyse. Avrupa Birliği de benzer bir şey yapıyor. Avrupa Merkez Bankası da. Fakat büyüme yok. Ve gelen para borsaya gidiyor. Şu anda işte Standard & Poor's uçmuş durumda. Yani yeni bir çöküşü yakın bir zamanda görürüz muhtemelen. Çünkü bütün bu balonlar patlamaya mahkum. Dolayısıyla likiditenin bu kadar yüksek olduğu fakat büyümenin olmadığı bir ortamda hele hele bile PET gibi fiyat istikrarının yanı sıra işte şeyi de istihdamı da sağlamak zorundaysanız bunun deflasyona yol açmadan yönetilecek bir para politikasıyla yapılması mümkün. Fakat yani şu anda var olan para hiçbir kaldıraç etkisinin kalmadığı bu buybacklerle borsalara yönelmeye devam ettiği sürece böyle bir şey yapabilmek mümkün değil. Yani Apple 3 tane Türkiye ekonomisi etti neredeyse. Yani bu taşınabilecek, sürdürülebilecek bir şey değil. Dolayısıyla orada gelecek olan bir patlama da çok olumsuz etkiler de yaratacak tabii dünya ekonomisi çerçevesinde. Yani bir taraftan işte Cleveland Fed Başkanı da şeyi söyledi. Enflasyonun artmasına izin vermeyeceğiz dedi. Fakat bu durumda zaten yani talebin olmadığı, büyümenin olmadığı bir ortamda enflasyonun coşması diye bir şey söz konusu değil. Burada yapılması gereken şey bence çok açık bir şekilde büyük bir bütçe vermek bahsına ki bu sene zaten Amerika'da çok yüksek olacak. Türkiye'de de yüksek, başka yerlerde de yükselecek. Maliye politikası, genişletici maliye politikasının uygulanması lazım. Özellikle altyapı yatırımları çerçevesindeki çünkü bunların çarpan etkisi daha yüksek. Eğer böyle bir geliştirici mali politikası uygulanacak olursa bu bir dengelenme de getirir. Çünkü artan para arzı faiz hattı üzerine düşürücü bir etki yapıyor ama artan kamu harcamaları borçlanma gerekliliğini, kamunun borçlanma gerekliliğini artırarak faiz üzerinde artırıcı bir etki yapabilir. Dolayısıyla bu iki faktör birbirlerini iyi ardınıza dengeleyebilir. Ama yani ben genel olarak dünya ekonomisinin gidişatından pandeminin de etkisi var bunda tabii ama bakın pandemi öncesinde Amerika faizleri 2 ay önce, 2,5 ay önce sıfıra indirmişti. Dolayısıyla pandemiden bağımsız da bir kriz yaşadığımızı, bunun deflasyonist bir sürece doğru yöneldiğini söyleyebilmek mümkün bir çerçevede. Necip Hocam çok teşekkür ediyoruz size aktardığınız görüşler için. Ben tekrar Nilüfer sana döneceğim. Burada kur düzeyi üzerinden de sorularım var sana. Bir iki tane çok kısaca yine yorumunu merak ettiğim. Bir tanesi şu anda 7.40-66 yani rekor seviyeye yakın yerdeyiz dolar TL'de. Euro TL'de yine rekoru kırdık. Şu an sepet kur olarak da baktığımızda yeniden 8.08'ler. Dolayısıyla sıkılaşmaya rağmen yani %10'un üzerine gelmiş ortalama fonlama maliyetine rağmen kur tarafındaki tandans çok değişmiyor. Dolayısıyla ne beklersin, ne yapılabilir? Rezerv tarafı da çok zayıfladığı için zannediyorum bundan sonrasında biraz daha farklı tartışma yapma gereği ortaya çıkacak gibi duruyor. Ne beklersin bu anlamda? Bunu az önceki soruna da bağlayarak söyleyeyim. Mesela bugün Merkez Bankası'nın yapacağı yatırımcı toplantısında bu rezerv konusu da muhtemelen tartışılacaktır ve gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü Ağustos ayında bu anlamda da bir değişiklik oldu. Yani döviz kuru istikrarını sağlamak için rezerv yönetiminin vereceği katkının tekrar gözden geçirilmesi ve dolayısıyla hani döviz kurlarında bir miktar daha yükselişe olanak tanıyacak bir politika izlenmesi söz konusu oldu. Dolayısıyla bu değişiklikle ilgili bir iletişim yapılabilir diye düşünüyorum. Burada Merkez Bankası'nın hani klasik her zamanki söylemi döviz kuru hedefimiz yok ama oynaklığı, aşırı oynaklığına ve finansal istikrarı tehdit etme, enflasyonist baskı yaratma boyutlarına biz odaklanıyoruz diye genelde Merkez Bankası bu iletişimi yapıyor. Bu noktada yani tekrardan bu iletişimi yapıp bizim rekabetçi kur ve
döviz kuru istikrar, yani daha dar bir bantta döviz kurunu yürütme çabamızdan biraz daha farklı bir söylemi paylaşabilir diye düşünüyorum. Döviz kurlarındaki hareketle ilgili olarak da biz evet hani Merkez Bankası'nın brüt rezervlerine baktığınız zaman hala seviyeler yüksek, ama kompozisyon olarak baktığınız zaman eskisi kadar kaliteli kompozisyonu olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu da bir miktar bu rezervin döviz talebini karşılama noktasındaki gücünü tabii ki sınırlıyor. Yalnız şunu belirtebiliriz, döviz talebi yurt içi yerleşik kaynaklı bayram öncesi 2 haftada başlamıştı, sonra bir miktar devam etmişti, ama son 2 haftada bunun azaldığını görüyoruz. Hatta satış da oldu. Dolayısıyla burada hani faiz durduramıyordan ziyade, yani döviz hareketini faiz durduramıyordan ziyade, bence burada doğal bir döviz talebi de var. Yani dış açık kaynaklı, turizm geliri olmaması kaynaklı ülkenin ihtiyaç duyduğu bir doğal bir döviz var. Ama onu karşılayacak bir fon girişi de yaşamıyor ülke. O nedenle bu döviz talebinin süreceğini söyleyebiliriz. Yani burada yurt içi yerleşiklerin yatırım maksatlı alışından bağımsız bir süreç söz konusu. Ama zaten o da faizle doğrudan bağlantılı olmuyor mu bu kez? Yabancı yatırımcıya sunduğumuz faiz tarafına da bir bakmak gerekmiyor mu? Yani oynaklıklar yüksek, yabancının girişini kısıtlayıcı çeşitli önlemler olduğu dolayısıyla hepsi dönüp dolaşıp yine faize gelmiyor mu? Yani ben orada faizin belki tabii ki makul bir faiz, yani ederinde bir faiz sunmak çok önemli, ama faiz belirleyici bence olmuyor uzun zamandır. Farklı parametrelere, yani ülkenin vizyonuna, gelecek prospektlerine ve bu prospektlerin ne kadar bunlar üzerinde ne kadar belirsizlik var. Yani biraz daha yatırımcı buna da bakıyor. Biz tabii yabancı yatırımcının kısa sıcak para anlamındaki girişini ve çıkışını zorlaştırıcı bir takım tedbirler aldığımız için o şeyle, zihinlerdeki o etkiyle muhtemelen sadece faizle burada giriş yapmaya yeterli bulmuyor faizdeki yükselişi. Nitekim bence hani bizim uzun vadeli tahvillerde veya işte uzun demeyeyim de, yani 2 yıldan uzunlarda bir miktar yabancı yatırımcının ilgisini çekebilecek seviyelerde dönem dönem oluştu, ama buna rağmen yani çok büyük bir ilgi hala olmadı. Yani şunu söyleyeceğim, yani yabancı yatırımcının girmediği bir ortamda dış açıkta büyük oluyorsa tabii ki geriye sadece rezerv kalıyor dövizi karşılayacak. Orada da dediğim gibi biraz işimizi zorlaştıracak bir şey var, pozisyon var. Nilüfer, çok teşekkür ediyoruz yorumlarını bizlerle paylaştığın için. Böylelikle yatırım kulübünü tamamlayıp sözü Fokus'a bırakıyoruz.